Herkese merhabalar arkadaşlar. Direksiyon sınavında dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Yanında Sedef var. Evet, şimdi sınav başlangıç noktasında arkadaşlar acele etmiyorsunuz. Öncelikle hani hazırsak başlayabiliriz komutundan sonra lütfen emniyet kemerinizin takılı olduğundan emin olun. Vitesinizi kontrol edin. Aracınızın ön paneline bir bakın. Kırmızı bir işaret görüyorsanız ünlem işareti, el freniniz çekili konumda demektir. Bunu tam olarak indirin lütfen. Daha sonrasında yeni güzergah için konuşuyorum. Paralel parkta da işaretlerinizi düzgün alın. Daha önce bahsetmiştim oradaki haklarınızdan. Hiç o konuya girmiyorum. Daha sonra ani frene gidiyorsunuz. Ani frende de ikinci viteste durduysanız eğer lütfen birinci vitesi almayı unutmayın. Daha sonrasında geri 25 metre alanına gidiyoruz. 25 metre alanında da lütfen aracınızı düz bir şekilde konumlandırın. Direksiyona fazla müdahale etmezseniz kavramanızla birlikte 25 metre hiç sağa sola savrulmadan gayet nizami bir şekilde geri gelirsiniz arkadaşlar. Buradan sola döneceğiz biliyorsun. Daha sonrasında kavşak geçişlerinizde dikkatli olun. Debriyajı yerinde kullanın. Lütfen riske yaklaşmadan önce tedbirinizi alın. Debriyajı önceden tutun. Daha sonrasında yokuş kalkış istasyonuna geldiğinizde arkadaşlar lütfen vitesinizi kalkış yaparken ikinci viteste unutmayın. Unutursanız aracınız stop eder. Çünkü eğimli bir yoldasınız. Orada yokuş kalkış yapılıyor. Yani adı üzerinde yokuş kalkış. Bunlara dikkat edeceksiniz. Kavşak dönüşlerinde dediğim gibi olabildiğince yavaş gireceksiniz. Zaten kavşak öncesinde kasisler var. Bu kasislere 15'in altında yani 15 km hızın altında girmeniz gerekiyor. Bunlara dikkat ederseniz eğer yanınızdaki komisyonu güvende hissettirirseniz sınavınızı başarıyla verirsiniz arkadaşlar. Heyecanınızın dozajını lütfen ayarlayın. Kendinizden emin olmadığınız bir yola çıkmayın. Yani sinyali önceden verin. Tam dönüş esnasında vermeyin. Bir şeyleri unuttuğunuzu fark ettirmeden lütfen düşünerek yapın. Yani şuraya döneceğim ben, evet onun öncesinde sinyal vermeliyim diye lütfen düşünün. Sonra ay ben neden kaldım, işte hiç yapmadığım hataları yaptım sınavda demeyin. Sınavda bir de heyecan ekleniyor çünkü bu heyecan size bildiğiniz şeyleri unutturabiliyor. O yüzden emin olmadan lütfen bir harekette bulunmayın. Sürenizi de iyi değerlendirin. Yani önünüzde bir ışık, işte kırmızı yanıp gördüyseniz, motorunuz bağırıyorsa ikiye almayın, ben nasıl olsa duracağım demeyin. Vites, yani eğer manuel bir araç kullanıyorsanız vites değiştirmekten çekinmemeniz lazım. Otomatik araçta da lütfen dikkatli olun. Dediğim gibi kavşaklara yavaş girin, işaretlerinizi düzgün alın, sınavınızı verin. Görüşmek üzere.